3 evet, katlı integral üzerine konuşmaya devam edelim bu videoda. Bir önceki videoda bunu anlatmaya başlamıştık öyle değil mi? 3 katlı integralleri ve bu videoda da e, farklı 3 katlı integral ile ilgili farklı durumlar üzerinde duruyor olacağız. Ne gibi farklı durumlardan bahsediyorum? Aslında çift katlı integralde anlatmış olduğumuz farklı durumlarla aynı şey. O yüzden bunu bir hatırlayarak işe başlayalım ilk önce. Çift katlı integrali R gibi bir alan üzerine tanımladığımızda f(x, virgül y) dA bu şekilde gösterebiliyorduk değil mi? Buradaki R neyi ifade ediyordu? Benim tanım kümeme getirdiğim bir sınırlamayı ifade ediyordu aslına bakarsanız. Yani x ve y değişkenlerimi, iki değişkenli fonksiyon olarak düşündüğümüzde ve biz bu ıı, tanım kümesini x-y düzleminde gösterebiliyorduk değil mi? İki değişkenli ifadeler için, fonksiyonlar için xy düzlemi ve mesela belki de r şöyle bir alanı ifade ediyor olabilir. Böyle düzgün bir dikdörtgeni ifade ediyor olabilir. Bu durumda ne demektir? x'im ve y değişkenlerim iki sayı aralığında kalacak şekilde sınırlanmış demektir. Bunu biliyoruz zaten böyle anlatmıştık. R böyle bir dikdörtgen, basit bir dikdörtgen yüzeyini ifade ediyorsa eğer. Ve bu durumda R alanını matematiksel olarak nasıl gösterebiliriz demiştik. x, a ve b gibi iki sayı aralığında şöyle yapalım y de c ve d gibi iki sayı aralığındaymış. Bu şekilde gösterebiliriz ve çift katlı integralimizi nasıl kurgulayabiliriz? a ve b c ve d diye sınırları yazarız. f x virgül y d x d y şeklinde kurgulayabiliriz ya da bunu buradaki ee, bunların integrallerinin yerini değiştirin, buradaki d dx'in de yerini değiştirin. Ee, öyle ifadeyi yazın, ee, aynı sonucu verecektir. Bunu da biliyoruz zaten, değil mi? Bir durum buydu, bunu gördük. Ve başka ne dedik? Başka şöyle bir şeyden bahsettik hatırlarsanız. Buradaki R alanı bu şekilde basit bir dikdörtgen olmak zorunda değil dedik, değil mi? Tanım kümemi illa dikdörtgen, düzgün dikdörtgen olarak sınırlamamış olabilirim. Belki de dedik, tanım kümemizi e, şu şekilde e, böyle daha yamuk bir alan olarak sınırlamış olabiliriz demiştik. E, R yüzeyi böyle bir alanı ifade ediyorsa ne yapıyorduk? E, şu şekilde e, mesela y eksenine dik e, paralel olacak şekilde böyle dik çizgiler çiziyorduk. Ve bu çizgilerin başlangıç noktaları bir eğri üzerinde bitiş noktaları da mesela başka bir eğri üzerinde kalıyorsa anlıyor anladım diyorduk. Diyorduk ki demek ki y değişkenim iki eğri arasında kalacak şekilde sınırlanmış iki sayı değil değil mi? Ve bu durumda tabii ki bu eğrilerin matematiksel ifadesini yazabiliyor olmam gerekiyordu. Mesela alttaki eğrinin ki y eşittir a x o eğrisi olsun. Bu da y eşittir b x eğrisi olsun. Ve bu durumda r e, yüzeyimi şu şekilde yazabiliyordum. İlk önce y'yi e, yazarsak A, X ve BX eğrileri aralığında sınırlanmış. X değişkeninde bu durumda iki sayı aralığında olmak zorunda değil mi? Zaten integrali çözemem yoksa. O da A ile B aralığında olsun mesela. A ile B gibi iki sayı aralığında kalmış şeklinde yazarsak R alanını çift katlı integralimiz nasıl kurguluyorduk? Y değişkenim AX ile BX gibi iki eğri aralığında kalmış. FX virgül Y D Y değil mi? İlk önce içe bu şekilde iki eğri aralığında kalan e, ne, ne diyelim değişkenin integralini yazıyorduk ve e, dış tarafa da yine a ile b aralığında x'im kalmış diyerek integral bu şekilde kurgulayıp e, olaya böyle yaklaşıyorduk değil mi bu şekilde çözüme gidiyorduk ve bir diğer durumumuz ne olabilir demiştik? Bir diğer durumda da yine benzer bir şekilde bu sefer belki de ee, x değişkenim 2 eğri aralığında kalacak şekilde sınırlanmış olabilir değil mi? O da e, r böyle bir yüzey ifade ediyorsa mesela bu durumda da x eksenine paralel böyle çizgiler çizdiğimde eğer bu paralel çizgilerin başlangıç noktaları bir eğri üzerinde bitiş noktaları da bir diğer eğri üzerinde kalıyorsa diyorduk ki demek ki x değişkenimiz 2 eğri aralığında kalacak şekilde sınırlanmış ve belki de Buradaki bu eğrinin matematiksel denklemi y eşittir a y gibi bir eğri olsun. Bu da x eşittir BY gibi bir eğri olsun. Ve bu durumda R alanımı matematiksel olarak X, A, y ile B, Y aralığında kalmış şekilde gösterebiliyordum. Ve e, mesela belki de e, Y değişkenimde C ve D gibi iki sayı aralığında olsun. Y değişkenimde C ve D gibi iki sayı aralığında kalmış gibi gösterebiliyordum. R alanını bu şekilde matematiksel olarak ifade edebiliyordum. Ve e, integralimi kurgularken de ilk önce içe X... E, değişkenini ince şey yapan ilgilendiren integrali yazıyordum değil mi? A y ile B y aralığında f x virgül y dx dy yazıyordum ve en dışa da y'nin sınırlarını yazıyordum. integral'i bu şekilde cd demiştik burada değil mi? E, bu şekilde kurgulayıp çözebiliyordum değil mi? Böyle farklı durumlardan bahsetmiştik. Şimdi e, bu e, farklı durumların bir benzerini 3 katlı integral için düşünmeye çalışacağız. 3 katlı integralde malzememiz biliyoruz ki 3 değişkenli fonksiyon ve 3 değişkenli fonksiyonu biz aslında koordinat sisteminde gösteremeyiz değil mi? 4 boyutlu koordinat sistemi lazım bunu göstermek için. Ama tanım kümesini x ve y ve z'den oluşan tanım kümesini 3 boyutlu koordinat sisteminde gösterebiliriz. Ve bunun için 3 katlı integrali bir önceki videoda anlattığımız gibi nasıl kurgulamıştık? Fx virgül y virgül z d v olarak gösterebiliyorduk. Bu da belli hacimler üzerine tanımlı oluyordu. Bu nasıl alan üzerine tanımlıysa onu da d ile gösteriyorduk bu şekilde. Ve e, x, y, z değişkenlerim buradaki gibi iki sayı aralığında kalacak şekilde sınırlanmışsa bir önceki videoda anlattığımız gibi bu ne demek oluyordu? Tanım kümemi demek ki e, böyle basit dikdörtgenler prizması şeklindeki bir hacim olarak sınırlamışım demek oluyordu. Ee, şöyle gösterelim bunu da. D hacmi böyle bir e, hacimdir demek oluyordu. Ve de e, ne, nedir mesela burada x mesela tabi a ile b gibi bir iki sayı aralığındaysa y de c ile d gibi iki sayı aralığındaysa z de mesela e ile f gibi iki sayı aralığındaysa değil mi? 3 katlı integralimi bir önceki videoda anlattığımız gibi nasıl kurgulayabiliyorduk? A ile B aralığında, C ile D aralığında, E ile F aralığında, Fx virgül Y, Z ve Dx, D, Y, Bu şekilde kurgulayabiliyorduk değil mi? Böyle kurgulayıp çözebiliyorduk. Tabii ki bunların yerlerini değiştirebiliriz. Şu Dx, D, de yerlerini uyumlu olacak şekilde değiştirmek suretiyle bir aynı sonucu alıyorduk değil mi? Bu şekilde yaptığımız zaman değiştirsek de bir sonuç değişmiyordu zaten. Bunu biliyoruz. Ve e, buradaki D alanında tabii ki matematiksel olarak nasıl ifade etmiş oluyorduk böyle olursa? X değişkenim A ile B aralığında sınırlanmış, Y değişkenim yine C ile D gibi iki sayı aralığında sınırlanmış, Z değişkenim de E ile F gibi iki sayı aralığında sınırlanmış. D hacmi de matematiksel olarak böyle gösterebiliyorduk. Tabii ki bu aslına bakarsanız yandaki şu birinci duruma tekabül ediyor değil mi? Yani onunla mantığı aynı. Şimdi şöyle bir şey diyeceğiz. Yine benzer bir şekilde buradaki ikinci ve üçüncü durumlara benzer bir şekilde. Buradaki D hacmini basit dikdörtgenler prizması olarak sınırlamak zorunda değiliz. Tabii ki de. Ee, mesela şöyle de e, sınırlayabilirdik. Onu ifade edeceğiz. <laughs> Z, e, X ve Y dersek mesela... Ee, belki de e, şöyle Z değişkenin böyle yamuk e, böyle iki yüzey arasında kal kalacak şekilde sınırlanmış olsun Bu da çok yamuk oldu e, Belki de bilemiyorum işte şöyle bir şey olsun değil mi e, böyle bir hacim olabilirdi D hacmi e, ve e, bu durumda yine benzer şekilde bir kere e, şöyle bir tespit yapacaktık ilk önce e, Z eksene paralel böyle çizgiler çizecektik ve bu çizgilerin başlangıç noktaları bir eğri yüzey üzerinde bitiş noktaları da diğer bir eğri yüzey üzerinde kalıyorsa ve bu eğrilerin e, tabii ki matematiksel ifadesini yazabiliyor olmam gerekiyor. Alttaki eğrinin matematiksel ifadesi z eşittir. Mesela ne olsun? A x y eğrisi olsun. Yukarıdaki de z eşittir b x y eğrisi olsun. Ve bu durumda d hacmini şu şekilde matematiksel olarak ifade edebilecektik. Z değişkenimiz demek ki diyecektik ki A, X, y ve B, X, y gibi iki eğri aralığında kalacak şekilde sınırlanmış. Ee, ve bu durumda X ve Y değişkenleri de değil mi kendi başlarına belli bir yüzeyi aslında sınırlıyor olacaklar. R gibi bir yüzeyi. O yüzeyde aslına bakarsanız bu şeklin X, Y e, eksenindeki değil mi? Şuraya bu eksenlerin adını aynı yazmışız. Burası Y tabii ki şurası aynı gibi gözüküyor. X, Y ekseni üzerindeki iz düşümü olacaktır buradaki R'de aslına bakarsanız. Onu da o şekilde ayrı ayrı yazdıktan sonra burada kabaca böyle gösterelim ilk önce. Örnek çözerken buradaki r'yi de nasıl göstereceğimizi uzun uzun yazarız. Bu şeklin iz düşümünü sınırlayacaktır. Z değişkenimizi de bu şekilde ifade edeceğiz ve d hacmini böyle matematiksel olarak gösterebiliyoruz diyeceğiz ve de integralimizi kurgularken tabii ki ilk önce içe iki eğri yüzey arasında kalacak şekilde sınırlandığı için z'yi alacağız axy ile bxy gibi iki eğri yüzey aralığında kalacak şekilde sınırlanmış diyeceğiz. fx, y, y, z, dz diyeceğiz. Ve geriye de e, x, y'nin r gibi bir alan tarafından sınırlandığı e, bir çift katlı integral kalacak. Onu kurgulayacağız ve konuyu böyle görüp e, çözüme gitmeye çalışacağız önümüzdeki problem neyse. Tabii ki bir başka durumda ne olabilirdi? Bir başka durumda şöyle bir şey olabilirdi. Yine benzer bir şekilde Z değişkenimiz değil de belki de ne bileyim bu sefer başka bir diğeri Y değişkenimiz iki e, eğri aralığında kalacak, eğri yüzey aralığında kalacak şekilde sınırlanmış olabilirdi bilemiyorum. E, şöyle e, çizersek eğer böyle çok kabaca çiziyorum işte. E, ba böyle başka bir şekil varsa böyle bu şekilde. E, bu durumda Y eksene böyle paralel çizgiler çizdiğimizde bu çizgilerin her biri nin başlangıç noktası bir yüzey üzerinde bitiş noktası da başka bir yüzey üzerinde eğri yüzey üzerinde kalıyorsa diyeceğiz ki anladık. Demek ki y değişkenim iki eğri yüzey arasında kalacak şekilde sınırlanmış. Yani mesela bu eğrinin de tabii ki bu sefer y eşittir e, a x z gibi bir fonksiyon olsun. E, bu eğrinin de y eşittir b x z gibi bir fonksiyonla ifade edildiğini düşünelim. Ve bu, bu durumda d hacmimizi matematiksel olarak şu şekilde gösterebiliyor olacağız. Y değişkenimiz demek ki AX'e ile BX'e gibi B, gibi iki eğri yüzey aralığında kalacak şekilde sınırlanmış. Geriye kalan X, Z değişkenlerimiz de R gibi bir yüzeyi sınırlıyor olacak. Şeklin yine X, üzerindeki iz düşümü olacak buradaki R. Ve 3 katlı integralimizi kurgularken R yazacağız değil mi? İlk önce içe, içteki integralimizi A x z ile B x z aralığında kalacak şekilde e, y değişkenimiz iki fonksiyon arasında kaldığı için onu içe alacağız f x virgül y virgül z d y yazacağız bu sefer ve x ve z e, integralleri de dx dz'ler olacak burada onu da dA diye gösterelim şimdilik R gibi bir e, alan üzerine tanımlı bir çift katlı integrali ifade ediyor olacak onu da e, hesaplayıp e, ne olduğunu bulup R'nin de D, X, D, Z kısmında o şekilde kurgulayacağız ve çözüme öyle gitmeye çalışacağız. Yine yandakine şuradaki ikinci ve üçüncü durumlarda, durumlara benzer bir şekilde diyeceğiz. Ee, tabii ki son olarak ne olabilir? Ee, X değişkenimizde yine e, ne, ne yapmış olabilir? İki eğri yüzey aralığında kalacak şekilde sınırlanmış olabilir değil mi? Aynı şekilde e, buraya Y diyelim, buraya da X dersek. Ee, onu da mesela işte ne bileyim e, belki de e, böyle e, iki tane eğri yüzey aralığında kalacak şekilde e, yine güzel çizemedik tabii ama e, bilemiyorum. Böyle bir şekil var belki de. E, neyse bu, hani mevzuyu anladık herhalde. E, bu durumda x eksene paralel çizgiler çizdiğimizde bu paralel çizgilerin e, başlangıç noktaları bir yüzey üzerinde bitiş noktaları da bir diğer yüzey üzerinde kalıyorsa ve bu yüzeylerin e, ne diyelim matematiksel ifadesinde x eşittir e, mesela a y z ve x eşittir, x eşittir b y z şeklinde yazabiliyorsak yine üç katlı integralimizi benzer bir şekilde kurguluyor olacağız. d hacimimizi bu durumda x demek x değişkenim a y z ve b y z gibi iki yeri aralığında kalacak şekilde kurgulanmıştır diyeceğiz ve geriye kalan y ve z değişkenlerimizde r gibi bir yüzeyi sınırlıyor olacak. 3 katlı integralimizde ona göre ilk önce bu sefer x değişkeninin sınırlarını yazarak işe başlayacağız. İçteki integrale b, y, z diyelim. fx x, y, virgül z yazacağız. dx yazacağız. Ve geriye kalan e, D, Y, D, Z, D, A ile gösterilsin. O da R gibi bir alan üzerine tanımlı olacak. Bu şekil neyse işte bu kötü oldu tabii bu şekilde. Yani herhangi bir şekil e, X eksenine paralel çizgiler çizdiğimizde o iki eğri yüzey arasında kalıyorsa e, diyeceğiz ki e, integralimizi bu şekilde kurgulayabiliriz diyeceğiz. E, ve bu şekilde çözüme gitmeye çalışacağız. Aynı e, yani buradaki temel mantık şu. E, çift katlı integraldeki şu ikinci ve üçüncü durumlara e, paralel olarak buradaki şu üç tane durumu düşünebiliriz aynı şekilde aynı mantıklı düşünebiliriz e, diyoruz ve e, soruları bu şekilde karşımıza çıkan problemi bu şekilde yorumlayabiliriz Tabii e, bu hikayeyi şimdi nasıl uygularız önemli olan o onu bir e, örnek üzerinde anlatmaya çalışalım e, konu daha iyi e, oturacaktır daha çok kafamızda netleşecektir mesela diyelim ki D gibi bir hacim üzerine tanımlı Basit bir fonksiyon olsun. Z sadece. dv Şöyle bir üç katlı integral düşünelim. tabii ki bu D'nin nasıl bir şey olduğunu söylememiz gerekli değil mi? Mesela D nasıl bir hacim olsun? X, Y düzlemi. X, Y düzlemi diyelim. Mesela Y eşittir X kare parabolik silindiri. Parabolik silindiri ve e, ne diyelim y artı z eşittir 1 düzlemi ile sınırlanmış bir hacim olsun. Düzlemi ile sınırlandırılmış diyelim. Böyleyse eğer bu üç katlı integrali nasıl çözeriz? Onu düşünmeye çalışalım. Tabii ki burada ilk önce d'nin nasıl bir hacim olduğunu hayal edebiliyor olmamız gerekiyor. XY düzleminin ne olduğunu biliyoruz, bir tane düzlem değil mi? Burada bir sıkıntı yok, bir düzlemi ifade edecek. Y x kare, 3 boyutlu koordinat sisteminde bir parabolik silindiri ifade eder. E, o da e, şöyle bir şekil, yaklaşık olarak işte bu şekilde e, böyle bir şey, e, şöyle tabii ki e, artı eksi yönde sonsuza doğru uzayan böyle bir silindirdir, parabolik silindir. Yani y artı y x kare normalde e, iki boyutlu koordinat sisteminde bir parabol ifade ediyordu ya. O işte şu parabol gibi düşünün. E, i̇şte bu parabol de e, belli yükseklik kazanıyor üç boyutlu koordinat sisteminde. Yüksekliklere göre de işte böyle ne diyelim e, farklı z değerlerine karşılık böyle farklı farklı e, yükseklikleri değişen paraboller olacaktır. Onların birleşimi de işte e, burada görmüş olduğunuz şöyle bir şekli ifade eder. E, parabolik silindir o. Y artı z eşittir bir düzlemi de bir başka düzlem olacak. O da belki böyle bir düzlem. Ve bu üçünün birbirleriyle böyle kesişerek falan sınırladığı bir hacim varmış. D öyle bir hacim olacak işte. Ondan bahsediyor. Peki bu üçünün böyle birlikte kesişimi nasıl bir şey olabilir görüntü olarak? Onu bir hayal etmeye çalışalım. Onu böyle hayal etmeye çalışırsak nasıl bir şey karşımıza çıkar? Şöyle gösterelim. Şöyle bir şey olacaktır kabaca gösterirsek e, burasını mesela şu xy düzlemi olsun değil mi alt kısmı şu şeklin xy düzlemi tarafından kesildiği zaman böyle düzlenecek böyle bir şey olacak bir de e, tutup buraya bir tane yz düzlemi gelecek o da şekli yine kesiyor olacak değil mi belli bir şekilde böyle. E, bu da kestiği zaman aslında bakarsınız bunu böyle ön taraftan e, Bu böyle bir e, kesit oluşturacak değil mi? E, belki de yani şöyle bir e, kesit oluşturacak böyle bir kesilecek yani şurayı Bu şekilde böyle düz düzleyecek bu Kırmızı düzlem yani Y artı Z eşittir bir düzlemi kestiği zaman e, Alt tarafında e, değil mi alt tarafı da e, Burada e, XY düzlemi Keserek düzleyecek bu yan tarafı da zaten yine e, ne olacak? Y eşittir x kare parabolik silindirin oluşturduğu bir şekil olacak. Ve böyle bir hacim olacak. Çok kabaca hayal etmeye çalışırsak belli ki. E, bu kısmı sileyim. Sadece burada ne olacağını böyle gözümüzde canlandırmaya çalışmış olalım. Anladık birazcık galiba. Ve şimdi e, bu şekli bir... Normal 3 boyutlu koordinat sisteminde şu D hacmini sınırlamamızı bir daha düzgün bir şekilde çizmeye çalışalım. Olabildiği kadar düzgün tabii artık ne kadar düzgün çizebilirsem bilemiyorum. Burası Z olsun. Burası Y olsun. Burası da X olsun. Şöyle bir yardımcı çizgi de çizeyim. Şöyle şey X eksenine paralel gibi olan. Ve nasıl bir şey olacaktır? Şöyle gösterebiliriz. Şöyle bir eğri, böyle bir eğri olacak ve belki de şöyle bir eğri olacak. Şöyle şöyle bir şekil olacak kabaca aslına bakarsanız. Ee, buradan alt taraftan XY düzlemiyle kesilmiş. Yani XY düzlemi derken tabii ki şu düzlemden bahsediyoruz değil mi? Yani buradaki XY düzlemi şu XY düzlemi işte. Değil mi? Bu kestiği zaman bunu e, bu şekilde alt tarafını düzlüyor oluyor. Şu yeşille gösterelim bunu. Ve ön taraftan da y artı z eşittir bir gibi bir düzlem geliyor değil mi? O da bilemiyorum belki de e, böyle bir düzlem. Bu da y artı z eşittir bir düzleme olsun. O da bunun böyle ön tarafını böyle kesip düzleştiriyor. Değil mi? Dolayısıyla da karşıma böyle bir şekil çıkıyor. Ee, ve e, ne diyelim bu şeklin tabi yan tarafı da şöyle yan tarafını da gösterirsek bu yan tarafı da ne olacak yine y' x kare parabolik silindirinin e, gösterdiği bir şekil olacak değil mi böyle bir hacimmiş d hacmi ee, bir kere onu e, bu şekilde bir canlandıralım. Daha sonra şimdi e, konuya yaklaşırken yani üç katlı integralimi bir kurgulamaya çalışırken tespit yapmam gerekiyor. Nasıl bir tespit yapayım? Acaba z değeri e, mesela 2 e, farklı yüzey arasında kalacak şekilde sınırlanmış olabilir mi? Bir sınırları görmeye çalışmam gerekiyor değil mi? E, onu nasıl tespit ederim? Z değişkenine z eksene e, paralel olacak şekilde böyle e, dik çizgiler değil mi? Şöyle... Çiz, çizdiğinizi düşünün bu hacmin içerisinde. Ve bu çizgilerin dikkat ederseniz her bir tanesinin şöyle başlangıç noktası bir yüzey üzerinde kalır. Bitiş noktası da belli bir yüzey üzerinde kalır değil mi? Hatta bu yüzeylerin de ne olduğu belli aslında bakın dikkat ederseniz. Başlangıç noktaları hep şu yeşil yüzey arasında kalacak ki o da zaten e, nedir? Xy düzleminin keserek düzlediği yüzeydir değil mi? Xy düzlemidir aslında. Dolayısıyla x y düzleminin başka bir adı da nedir? Onu biliyoruz zaten z eşittir sıfır düzlemidir. değil mi? X y düzlemi o demektir. Dolayısıyla bunların başlangıç noktaları hep bu, bu dik çizgileri düşünürseniz z eksene paralel olacak şekilde başlangıç noktaları hep z eşittir sıfır düzleme değil mi? Şu yeşil düzlem e, üzerinde kalmaktadır. Bitiş noktaları da hep şu kırmızı düzlemin keserek düzlediği yer yani o da kırmızı düzlem e, matematiksel ifadesi de o kırmızı düzlem y artı z eşittir 1 düzlemi üzerinde kalmaktadır değil mi? Yani onu da şöyle kırmızıyla gösterirsek z'lerin e, ne diyelim y artı z eşittir 1 ya da z'yi çekerek yazarsak burada z eşittir 1 eksi y. Dolayısıyla z değerleriniz aslında e, buradan anlaşılıyor ki 0 ile 1 eksi y aralığında kalacak şekilde sınırlanmış sınırları bu. Bu ortaya çıkıyor. Bu da iki tane tabii ki e, yüzey aralığında kalacak şekilde sınırlanmış değil mi? Dolayısıyla e, onu tespit ettiysek şöyle gösterebiliriz onu. Z değişkeni demek ki sıfırla 1-y aralığında kalacak şekilde sınırlanmış. Dolayısıyla Z'yi iki fonksiyon aralığında tabii ki bu sayı olması önemlisi bir tanesi bile fonksiyon olsa Z'yi iki fonksiyon aralığında kalacak şekilde sınırladık değil mi? Ve e, bu durumda e, şöyle düşünelim. X ve Y de aslına bakarsanız bir yüzeyi sınırlıyor olacaktır. Bu yüzey de bu şeklin aslına bakarsanız iz düşümü, değil mi? X, Y düzlemi üzerindeki izdüşümü olacaktır. Bununla da sonra ilgileniriz. Ama şimdilik Z'yi nasıl sınırladığımızı, Z değişkenimizi göstermiş olduk. Ve D hacmimiz de aslında kabaca ilk planda bu şekilde sınırlanmış gibi bir düşünebiliriz matematiksel ifadesini böyle, böyle yazdığımızı düşünebiliriz. Ve bu durumda tabii ki z iki tane fonksiyon aralığında kalacak şekilde sınırlandığı için içteki fonksiyon içteki integralimin sınırlarını e, 0 ile 1 eksi y aralığında kalacak şekilde yazarak z'ydi fonksiyonunda zaten değil mi? Ve dz yazarak bunu içi alarak bu şekilde gösterebilirim. Ve geriye kalan şeyde ne olacaktır? E, şu şekilde D, A diye R gibi bir alan üzerine tanımlı çift katlı integral olacaktır. O da X ve Y'nin sınırladığı R alanı ile ilgili değil mi? Ve onun üzerine tanımlı çift katlı integral olacak. Şu kısımda sonra ilgileniriz. Ama en azından içteki kısmı e, tanımlamış olduk değil mi? Yani tabii ki kendimiz içe aldık. iki eğri e, ya da iki tane fonksiyon arasında sınırlanmış olduğu için Z. E, buradaki kısmı çözmek hiç zor değil, değil mi? E, şimdi bunu çözebiliriz, İçteki kısmı halledebiliriz. Aslına bakarsanız, bu bunu nasıl çözeceğiz? Z'nin e, Z'ye göre integrali nedir? Z kare bölü 2'dir, değil mi? Çok basit. Ve e, 0 ile 1 eksi Y aralığında e, Z kare yerine 1 eksi Y yazarsanız, 1 eksi Y'nin karesi bölü 2 eksi 0. Onu hiç yazmıyorum bile. Bu da neye eşit olacaktır? E, bunu açarak yazarsanız, 1 bölü 2 eksi Y artı 1 bölü 2y'nin karesi olacaktır değil mi? Bölü 2 de geldiği için bu şekilde yazabilirsiniz açarak. Ee, dolayısıyla içteki integralimin ne eşit olduğunu gör, görmüş oldum. O, o halde integralim ne şekilde dönüşüyor? Ee, içteki i̇çteki integralin de eşitini yazarsak 1 bölü 2 eksi y artı 1 bölü 2 y'nin karesi da gibi bir şeye dönmüş oluyor. Peki şimdi buradaki ikinci adım şu. Bu r alanın ne? buradaki DA, DX, DY buradaki integrali nasıl kurgulayacağım çift katlı integrali. Buradaki R alanı şundan başka bir şey değildir. Bu şeklin X, Y üzerindeki iz düşümünden başka bir şey değildir. E bu şeklin X, Y üzerindeki iz düşünmek çok basit değil mi? Yani şuradaki işte şuradaki ee, alan oluyor değil mi? Şuradaki e, şu alan oluyor. Şöyle gösterebileceğimiz burada zaten gözüküyor değil mi? Yani bir başka deyişle onu birazcık e, xy düzlemini çizip de görmeye çalışırsak şuraya yapalım onu da. E, şöyle gösterirsek mesela şu xy düzlemi ise bu şeklin xy düzlemi üzerindeki iz düşümü şöyle bir e, parabol ve üstü de böyle bir çizgi tarafından kapalı. O da şu işte. Değil mi? Şundan başka bir şey olmuyor. R alanı bu alan işte. Şu alanda. Başka bir şey değil. Peki bunların e, matematiksel ifadeleri ne? Şu eğrinin matematiksel ifadesi ne? Bunu biliyor muyuz? Aslına bakarsanız biliyoruz değil mi? Bu y eşittir x kare parabolik silindirinin x y düzlemini kestiği eğri işte bu. Peki y eşittir x kare parabolik silindiri 3 boyutlu koordinat sistemindeki bu silindir parabolik silindir x y düzlemini nerede keser? Z yerine 0 yazacağız silindir denkleminde. Silindir denkleminde Z zaten yok değil mi? Z yerine 0 yazarsanız yine denklem aynı denklem olacak. Dolayısıyla bu eğrinin denklemi yine y eşittir x kareden başka bir şey değildir. Şuradaki eğriden bahsediyorum. Peki şuradaki doğrunun denklemi nedir? Şu doğrudan bahsediyorum. Buradaki doğru da aslına bakarsanız ne? y artı z eşittir 1 doğrusunun x y düzlemini kestiği yerden başka bir şey değil değil mi? Ya da, ya da z eşittir 0 düzlemi aynı şey. Dolayısıyla y artı z eşittir 1 düzleminde z yerine 0 yazarsanız z eşittir 0 ile kesiştiği yeri bulacağız çünkü değil mi? Z eşittir 0 düzlemi yani, yani x y düzlemiyle. Ne yapacağız? Z yerine 0 yazacağız kesiştiği yeri öyle bulabiliriz. Y eşittir 1 doğrusu çıkar. İşte o da y eşittir 1 doğrusu da budur. Peki R alanını gördüğünüz gibi güzel bir şekilde matematiksel ifadelerinde bularak eğrilerin sınırladığı eğrilerin yazmış olduk aslına bakarsanız. E peki bu R alanının y2 eğri arasında kalmış şekilde ifade edilebileceğini görmek hiç zor değil değil mi yani şöyle dik çizgiler düşündüğünüzde y eksenine paralel olarak çizdiğimiz bu çizgilerin başlangıç noktaları hep y eşittir x kare eğrisi üzerinde oluyor. Bitiş noktaları da y eşittir 1 doğrusu üzerinde oluyor değil mi? O halde bu r alanımı matematiksel olarak yazarken şöyle yazabilirim. y değişkenimiz x kare ile değil mi? En küçük x kare ile 1 aralığında olacak şekilde sınırlanmış. Peki x değişkenimiz ne ile ne aralığında sınırlanmış? O da iki sayı aralığında olması lazım zaten. En düşük değeri x'in ne olacak? Şuradaki değer olacak. En yüksek değeri de buradaki değer olacak. Bu iki değeri nasıl bulurum? Bu iki değer de zaten yeştir 1 ile yeştir x karenin kesiştiği noktalar değil mi? Yani burada y yerine 1 yazarsanız x kare eşittir 1, x eşittir artı eksi 1. Dolayısıyla x, e, burası eksi 1, burası da artı 1 olacaktır değil mi? O halde x'in en küçük değeri eksi 1, en büyük değeri de artı 1 olacaktır. Zaten x iki sayı aralığında olmak zorunda. Yani başka türlü olmaz y'yi iki tane e, fonksiyon aralığında sınırladığımız zaman. Dolayısıyla R alanı da matematiksel olarak böyle gösterebiliyorsam artık çift katlı integralimi kurgulaması hiç zor değil. Tabii ki aslında ne yapmış olduk? Bu D hacmini ifade ederken bu R'yi de bu şekilde birleştirerek yazabiliriz. Yani daha doğru olur. D hacmini komple nasıl göstermiş olduk matematiksel olarak? Z değişkenimiz aslında sıfırla bir eksiye aralığında kalacak şekilde sınırlanmış. Y değişkenimiz. X kare ile 1 aralığında alacak şekilde sınırlanmış. X değişkenimiz de 1 ile eksi 1 aralığında olacak şekilde sınırlanmış. İşte D'nin e, matematiksel olarak e, gösterimin, bu hacmin, e, değil mi? sınırlarının gösterimi. Bu şekilde e, yazabiliriz değil mi? Bu şekilde yazabiliriz. İkisini birleştirdiğimiz zaman daha doğru olur. Bu kaba bir gösterim ilk baştaki. Peki e, bu şekilde sınırlarımızda yazdığımız zaman e, artık çift kaliteli internet kurgulamak hiç zor değil değil mi? İlk önce y'nin sınırlarını yazacağım. x kare ile 1. Bu 1, eksi, 1 bölü 2 eksi y artı 1 bölü 2 y'nin karesi dy olacak. Eğri fonksiyon aralığını ilk içe almam gerekiyor her zaman bunu biliyoruz. x'in sınırlarında eksi 1 ile 1 aralığında olmak üzere böyle dışa alarak yazacağım. Dolayısıyla bu integrali çözeceğiz ve sonucu bulacağız. Bu kadar basit. Bu integral'i çözmesi de zor değil değil mi? Ee, şu ifadenin y'ye göre integral'ini bulacağız. Hızlıca yapalım mı? Yapalım hadi. 1 bölü 2 e, y olacak. Eksi y kare bölü 2 artı y küp bölü 6 olacak değil mi? y üzeri 3 bölü 3. Burada da 1 bölü 2 var çünkü. Burada da 1 ile x kare aralığında olacak. E, burada y yerine 1 yazacağız. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2 0 oluyor. O da 1 bölü 6 oluyor değil mi? 1 yazarsanız 1 bölü 6. Eksi bir de x kare yazacaksınız değil mi? Birbirinden çıkaracağız. x kare bölü 2 oluyor. Burası ne oluyor? x üzeri 4 bölü 2. x üzeri 4 bölü 2 oluyor. Burası ne oluyor? x üzeri 6 bölü 6. x üzeri 6 bölü 6 oluyor. Bu şekilde bir ifadeymiş demek ki. içteki integralin eşiti. İçteki integralin eşitini bulduysak geriye kalıyor. Dıştaki integrali çözmek. Eksi 1 ile 1 aralığında 1 bölü 6 eksi eksi x kare bölü 2 artı x üzeri 4 bölü 2 eksi x üzeri alt, e, 6 bölü 6 değil mi? dx. Bu integrali çözersek sonucu bulmuş oluyoruz. Bu integralde neye eşittir? 1 bölü 6 x değil mi? Eksi x küp bölü 6 artı x üzeri 5 bölü 10 değil mi? x üzeri 5 bölü 5. 2 de burada var. x üzeri 5 bölü 10. Eksi x üzeri 7 bölü 42. O da ne? 1 ile eksi 1 aralığında. Değerleri yazıp birbirinden çıkaracağız Bu değerleri yazıp birbirinden çıkarırsak ne olur hemen hızlıca yapalım Bu değerleri yazarsak 1 yazarsak yerine 1 bölü 6 eksi 1 bölü 6 1 bölü 10 Eksi 1 bölü 42 oluyor değil mi 1 yazarsanız Kalan sadece Eksi bir de eksi 1 yazacağız birbirinden çıkaracağız Eksi 1 bölü 6 artı 1 bölü burası 0 oluyor Eksi 1 yazarsanız şurası da eksi 1 bölü 10'la ee, ne oluyor? Artı galiba değil mi? Eksi 1 yazarsak burada eksi zaten var. E, artı 1 bölü 42 e, oluyor. Böyle bir şey. Ee, bunu da açarsak ne oluyor? Bu da 2 bölü 10, 2 e, bölü 10 değil mi? Eksi 2 bölü 42 gibi bir şey olmuş oluyor. Bu da 1 bölü 5, eksi 1 bölü 21'dir. Bunu da payda eşitlerseniz ne oluyor? 21 eksi 5, 16, 16 bölü 105'miş. Demek ki cevabımız neymiş? 16 bölü 105'miş diyebiliriz. Hızlı bir şekilde yapmış olduk. Ee, cevabı buraya not edelim. 16 bölü 105. Bu şekilde e, soruyu çözebiliriz. E, farklı bir şekilde daha görerek e, konuya yaklaşabilirdik. Onu da anlatmaya çalışayım. Konuyu anlamak adına. E, buraları temizleyelim. Ya da daha hızlıca temizleyelim bence. Şöyle yapalım. Şurası dursun. Şöyle yapalım. Evet. Konuyu Evet. Şöyle de görebilirdik bakın. Burada ilk başta yaklaşırken bu D hacmini matematiksel olarak nasıl ifade edebiliriz diye yaklaşırken Z eksenine paralel böyle dik çizgiler çizmek aklımıza geldi değil mi en başta? Ama bu aklımıza gelmeyebilirdi ya da başka bir şey aklımıza gelebilirdi. Ee, olay değişmiyor ee, öyle de olsa onu göstermek istiyorum. Ee, şurayı tekrar böyle çizeyim. Ee, evet böyle. Yine yüzeyimizde e, bu şekilde e, görünen yüzey olsun işte şöyle yine. Aynı yüzeyden bahsediyorum. Ee, şimdi şöyle de görebilirdik. Bakın, bu sefer e, x eksenine mesela paralel çizgiler çizdiğinizi düşünün. X eksenine paralel çizgiler çizdiğinizde, şöyle e, çizgilerden bahsediyorum. Bu paralel çizgilerin de e, bakarsanız hep başlangıç noktalarına bakın, hep şuradaki e, yüzey üzerinde kalıyor, değil mi? Aslına bakarsanız, yani şöyle göstereyim Şu kırmızı başlangıç noktaları hep şu Kırmızıyla taradığım e, şu yüzey üzerinde kalıyor. Bitiş noktaları da yine bir yüzey üzerinde kalacaktır. O da e, bu e, şeklin, değil mi? şu Karşıdaki e, şu eğri yüzeyi olacaktır, değil mi? Yani dolayısıyla x değişkeni de aslında iki eğri aralığında, iki eğri yüzey aralığında kalacak şekilde sınırlanmıştır. Yorumu yapabilirdik. Onu demek istiyorum. Aynı şey. Şimdi dolayısıyla Öyle bir yorum yapsaydık. X değişkenim acaba matematiksel olarak nasıl ifade edebileceğim? iki yüzey aralığında kalmış. Yani e, o zaman şunu ifade etmem gerekirdi. Burada e, şu e, morla ya da işte ne renkse pembe mi? Pembeyle taradığım yüzeyle karşıda e, şöyle kırmızıyla tarayacağım şu yüzeyi matematiksel olarak ifade edebiliyor olmam gerekirdi. X çünkü o iki yüzey aralığında kalmış gibi de düşünerek konuya yaklaşabiliriz. E peki buradaki... Pembe yüzeyi nasıl ifade edebiliriz düşünürseniz? Şöyle düşünün bakın. E, bu pembe yüzey aslında e, eşittir x kare parabolik silindirinin x'in e, pozitif tarafta kaldığı kısmı değil mi? Yani şundan bahsediyorum. eşittir x kare e, parabolik bir silindiri ifade ediyorsa bunu x'i çekerek yazarsanız zaten x'i sınırlayacağımız için x'i çekmemiz lazım değil mi? Nedir bu parabolik silindirin? Artı eksi kök y'dir değil mi? Ee, şu kısım, şu kısmın, bu pembe kısmın e, matematiksel e, ifadesi artı kök yedir. Artı kök yedir. Şu kırmızı kısımda matematiksel olarak ifadesi aslında eksi kök yedir. Onu demek istiyorum. E, çünkü bu da negatif, x'in negatif değerler e, aldığı kısım değil mi aslına bakarsanız? Dolayısıyla x'i ben aslına bakarsanız eksi kök y ile Artı kök y gibi iki yüzey aralığında sınırlanmış şeklinde de düşünebilirdim. Bunu söylemek istiyorum. Konuyu böyle göre, görebilirdik. Zaten şuradan böyle bir x'e paralel böyle bir ışın geçirdiğinizi düşünürseniz şu pembe yüzeye çarpar bir de bu kırmızı yüzeye çarpar değil mi? E bu kırmızı yüzeyin de matematiksel denklemi eksi kök y, bununki de artı kök y. Dolayısıyla x değerleri eksi kök y ile artı kök y değerleri arasında sınırlanmış diye de bakabilirdik konuya. Bunu tabii mesela hayal edemiyorsak mesela şey de düşünebiliriz. Bu şekle böyle yukarıdan baktığınızda x, y düzleme aslına bakarsanız şurası x burası da y ise eğer. E, şu kısım değil mi? Şu kısım nasıl gözükecektir? E, şöyle pembe ile göstereyim Şöyle pembe e, ve böyle bir yüksekliği olan bir şey aslında değil mi? Bu yani e, şu, şu aslında değil mi? Yandan baksanız da e, yukarıdan baktığınızda böyle gözükür. Yandan baktığınızda da şurayı görürsünüz değil mi? Ee, mesela e, buradaki kırmızı da nasıl olacak? Şöyle gözükecek. Yani bu kısmın e, denklemi tabii ki 3 boyutlu denklemi. Bu iz düşüm çizmek istemiyorum burada. Yanlış anlatmış olmayalım. İz düşüm çizmek ise iz düşüm başka bir şey. Ben burada sadece olayı hayal etmek açısından söylüyorum. Şu kısmın şu 3 boyutlu şu yüzeyin denklemi işte kök y. Buradaki kısmının da denklemi eksi kök y. Tabii ki yüzeyin 3 boyutlu koordinat sistemindeki yüzey renklemi tekrar ediyorum. Dolayısıyla X'in böyle e, bu şekilde sınırlandığını e, düşünebilirdik. Ve e, bu durumda da kabaca ilk önce derdik ki Y ile Z'de R gibi bir alanı sınırlıyor olsun derdik ilk önce. Ve D hacmimizi böyle sınırlayarak konuyu görürdük. E, bunu da düşünebilirdik demek istiyorum. Ve bu durumda da, bu durumda da ee, olayı çözerken ilk önce ne yapardık? İçe x'teki x e değişkenime ilişkin integrali içe alırdım. Z dx derdim önce. Ve daha sonra da e, bunu yaptıktan sonra da d'ye ve dz'yi ilgilendiren r çift katlı integralini de bu şekilde gösterirdim. Ve şu içteki integrali e, çözdüğünüz zaman şimdi ayrı, uzun uzun yapmaya gerek yok. Bu, bunun integrali nedir? Zx'tir değil mi? Ya da yapalım neyse. Zx x yerine bir kök y bir de eksi kök y yazacaksınız. Birbirinden çıkaracaksınız. Bunu yaparsanız eğer 2y 1 bölü 2z gibi bir ifade bulabilirsiniz. Değil mi? Kök y yerine 1 bölü y üzeri 1 bölü 2 yazdım sadece bir şey yapmadım. Ve dolayısıyla e, integraliniz ne hale gelecektir? Bu içte en içteki integral yerine bu ifadeyi koyarsanız 2y üzeri 1 bölü 2 e, z dA gibi bir integral olacak. Buradaki R'yi nasıl ifade edeceğiz bu durumda? Yani Y ve Z'nin sınırladığı R alanını. E bu şeklin y, Z, y üzerindeki iz düşümü olacak işte bu da. Bu da ne olacaktır? Şöyle gösterirsek onu. Şurası Z, burası da Y ise eğer. Yine bu şekle böyle bu taraftan baktığınızı düşünürseniz göreceğiniz şeydir. Z, y üzerindeki iz düşüm. E ne göreceksiniz? Şöyle bir şey göreceksiniz bu kırmızı düzlemin keserek düzleştirdiği şu üstteki yüzey değil mi? Ve dolayısıyla düzlemin sanki e, bu kenarını görüyor gibi olacaksınız. Dolayısıyla bu kırmızı, kırmızıyla çizelim. Şöyle bir şey göreceksiniz. Ve alt taraftan da aslına bakarsanız y eşittir 0 düzlemiyle kesilip düzlenmiş bir şey olacağı için onu da şöyle göreceksiniz. Dolayısıyla böyle bir üçgenden başka bir şey görmeyeceksiniz aslında o taraftan baktığınız zaman. O halde R alanı bu üçgenin alanından başka bir şey ifade ediyor olmayacak zaten. Ee, şuradaki doğrunun denklemi ne olacak? Bu doğrunun denklemi aslına bakarsanız Y artı Z eşittir bir düzlem denklemiydi değil mi? Y artı Z eşittir bir düzlem denklemi. Bu düzlemin ZY üzerindeki iz düşümü. ZY düzlemi ne? X eşittir sıfır düzlemi bir başka adıyla. E Burada x yerine sıfır yazarsanız x'li bir şey olmadığı için bu doğrunun da denklemi bu düzlemin denklemiyle aynı olacak değil mi? y artı z eşittir bir doğrusu olacak z y üzerindeki iz düşümden bahsedersek. E, şuradaki kısım ne olacak? Burası da zaten biliyoruz ki bu da z eşittir sıfır doğrusu olacak değil mi? Yine e, x y düzlemiyle z eşittir sıfır düzlemiyle aynı yine e, denklemi. Dolayısıyla tabii ki şunu e, z eşittir 1 eksi y doğrusu olarak da görebiliriz. Dolayısıyla bu çift katlı integrali nasıl kurgularız? E, dik çizgiler çizdiğimizde z'nin iki tane e, eğri arasında yani bir e, bir z'nin ne deriz? Z'yi hemen yazarsak sıfırla 1 eksi y aralığında kalmıştır diyebiliriz, değil mi? Sıfırla 1 eksi y aralığındadır. Başlangıç noktaları sıfırda, bitiş noktaları da 1 eksi y aralığında. E, bu durumda y'yi nasıl yazmamız gerekir? Y'yi de iki sayı aralığında kalacak şekilde yazmamız gerekir değil mi? Y'nin en düşük değerine 0, en büyük değerine bu doğrunun y'yi kestiği yer. E, dolayısıyla burada z yerine 0 yazarsın, y eşittir 1 oluyor. Burası da 1. Y de demek ki 0 ile 1 aralığındaymış. Dolayısıyla r'yi de bu şekilde yazabilirdik. Ve bu şekilde r'yi de matematiksel olarak gösterdikten sonra bu çift katlı integralin zaten 0 ile 1 eksi y aralığında ve de 0 ile 1 aralığında fonk, e, ne, neydi 2y üzeri 1 bölü 2z D e, Ne diyeceğiz önce? Z'yi sınırladığımız için 2 eğri aralığında onu içe alıyoruz değil mi? D, Z, d, Y diyeceğiz. Bu şekilde gösterip e, bu çift katlı integrali de çözebilirdik. Bunu size bırakıyorum. Bunu da çözerseniz yine aynı sonucu bulmanız gerekiyor. 16 bölü 105 çıkacaktır yine bunun da sonucu. Ve bu durumda aslına bakarsanız bakın d hacmini e, yine birleştirerek yazarsak şu iki bilgiyi d hacmini şu şekilde de ifade edebiliriz demektir bu matematiksel olarak. E, Z e, ne yaptık? y Yx'i önce eksi kök y ile artı kök y aralığında kalacak şekilde sınırladık. Daha sonra e, y ve z'yi de r'yi sınırladığını düşündük ama onu da burada r'yi açarak yazdık. Z de mesela 0 ile 1 eksi Y aralığında kalıyormuş dedik. Y de ne oldu dedik? 0 ile 1 aralığında oluyormuş dedik. Bu şekilde de yazabilirdik matematiksel olarak. Bu şekilde de tanımlayabilirdik D hacmini. Tabi burada son olarak dikkatinizi çeken şeyin şu olması lazım. Bakın e, bir iki tane değişkeni İki tane böyle fonksiyon aralığında kalacak şekilde sınırlıyorum. Ama e, şuradaki mesela bir tanesi kesinlikle en dıştaki integral oluyor da iki sayı aralığında olacak şekilde sınırlanmak zorunda. Eğer ki kurguyu öyle yapmamışsak zaten sonuç çıkmaz çünkü. Buna da dikkat edelim diyeceğiz sınırları belirlerken. Evet e, bu video e, bu kadar olsun biraz uzun oldu galiba.